Fuarın kalbindeyiz. Turning Experience dedikleri yerdeyiz. Ben şimdi bir saatte konuşsam, iki saatte konuşsam boş konuşurum. O yüzden önce Mehmet bir tur at istersen, etrafı bir göster. Burada inanılmaz şeyler oluyor, inanılmaz. Eskisinden yenisine, küçüğünden büyüğüne diyeyim. Neler neler var, ben susuyorum, görüntüler konuşsun. Siz de izleyin, ben de biraz gezeyim. BBS standındayız. BMW'de en çok yakışan jantlardan bir tanesi BBS. Ama burada özel bir jant var. BBS'in 40. yıl serisi, yeni çıkardığı bir jant, yeni çıkardığı bir renk. Kendileriyle konuştuk. Dedik ki biz bu jantı almak istiyoruz. En erken 2020 Nisan ayında sahip olabilirsiniz dediler. 20 inçten başlıyor bu arada. Harika jantları var. Yeni sezon burada. 2019'un son 6 ayındaki jantlar da burada. Şimdi görüntülerle sizi baş başa bırakayım. İnşallah yakın zamanda Türkiye'de de BBS daha çok artar. Muhteşem bir GT86 sunum arabasıyla Borbet standındayız. Yani Borbet'i bilmeyen yoktur. Özellikle eski BMW'ciler çok iyi bilirler Borbet'i. Türkiye'de gerçi artık orijinali bulmak veli nimet diyeyim. Borbet'in 2020 senesinin jantları şu anda karşımızda. Biraz daha değişikliğe gitmişler. Nasıl bir değişiklik yapmışlar? Biliyorsunuz artık arabalar işte folyo kaplama, renk değişimi vesaire. Sadece Borbet'te değil, tabii birçok jant firmasında jantların içine farklı farklı renkler atmaya başlamışlar. Burada da mat mavi rengini hem kollarda hem de çemberde kullanmışlar. Keza farklı renkler de var. Bayan bunu mesela önemli. Bayan kullanıcılar için de düşünmüş evet. Olabilirler. Çünkü artık bayanlarda da özellikle mini kullananlar çok fazla modifiye yapıyorlar. Hem içine hem dışına. Sadece biz erkekler değil, muhtemelen bayanlar da artık düşünmeye başlamışlar. Ben çok başarılı, yani fikir güzel ama çok başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü hani folyonun yerini tutamaz bana sorarsan. Sebebi şu, hani tamam eyvallah bu kısmı folyo yerine bunlar boyamışlar ama evet. Hani folyo yapılmasının ana sebebi zaten arabayla aynı renk olması ve bu renk yani hiçbir şekilde tutturamazlar. Şans eseri olması lazım. O yüzden hani fikir iyi, evet folyo değil ya boya senle, olsun. Senle çatışmayacağım. Yok benle çatışma değil, benim tüm gömme şeyim şu markaya yani. Ya şu renk mesela şeyde var, yani Evri'de var bildiğim kadarıyla. Buna yakın bir renk de var. Bu yazın geçtiğimiz yazın renklerinden yani tam birebir olmasa da aşağı yukarı aynı tadı yakalıyordur. Ama evet folyo ile birebir olmaz. Orası doğru. Devam edelim. Evet, Taycan Group'un standındayız. Aynı Taipei Ampa'daki gibi onlar da karbon jant üretmişler. 20 inç jant 8 kilogram ağırlığında sorduk öğrendik. Bir soru daha sordum çok ilginç. Vakum infüzyon tekniğiyle yapıyorlar. Ve dedi ki 2 günde yapıyoruz bir tane jantı dedi. İnanılmaz bir süre bir jant 2 günde çıkıyor 8 kilo. Fakat şöyle bir şey var. Yani markalara bakıyorum BMW M3, M4, M5, Chevrolet Camaro, Mercedes CLS 63 AMG, Tesla vesaire gibi üst segment arabalara yapıyorlar doğal olarak. Burada bir Camaro'daki örneğini görüyoruz. Dediğini yapmışlar ama bak kaput rengiyle şey. Evet yani arabanın genel rengiyle buradaki aynen. Rengi oturtmuşlar. Boya mı yoksa kaplama kamerayı mı? Kamerayı bana çevirir misin? Biliyoruz bu işi. Az çok biliyoruz bu işi. Evet, standtan ayrılmadık. Ben kazandım arkadaşlar. Bu boya değil, bu folyo.
Yani elimle şu an hissedebiliyorum yani. Folyo Alihan Bey. Üzgünüm. Folyo molyo uydurmuş sonuçta. Değil mi? Folyo yapıyorlar zaten. Bu folyosu öbürü gerçeği yani. Eyvallah. Evet, şimdi de Oğuz standına geldik. Burada Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslama yapmayacağım. Sadece iki tane farklı modelin fiyatını vereyim. Türkiye'de en çok tutulan, en çok istenen modellerden ikisi. Bir tanesi Leggera HLT. 19 inç, 295 euro adet fiyatı. Ultra Leggera HLT, 505 euro adet fiyatı, yine 19 inç. Küçük bir bilgi daha vereyim. Burada şöyle bir şey de var. Etiket fiyatı farklı. Tax free fiyatı var. KDV'si düşülmüş fiyat. Bir de dealer fiyatı var. Distribütörle anlaşıyorsanız size verdiği özel fiyatlar, 3 tane fiyat var. Yani bu fiyatlar şu anda müşteriye satılan fiyatlar. Almanya üzerindeki. Artık kıyaslamayı siz yaparsınız. Instagram hesabından da anlaşılacağı üzere all wheel drive 4 çeker mini ve VTEC. Honda VTEC motorlu 4 çekerli 73 model Mini Cooper yapmışlar. Rengi de çok güzel. Son 2 senenin trend renklerinden bir tanesi. Aynı zamanda da satılık. 32.500 Euro'dan satılığa koymuşlar ve burada gelenler için sergileniyor. Hem mesleği senin için artık fuarın son saatlerine geldik. Birçok aracı çektik. Videosu olsun, resmi olsun, benim anlatımlarım olsun. Videolarımızı her pazar YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Seneye 2020'de yeni fuarlarda ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.